Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Daniel Dubois Kevin Lerena karşılaşmasını yorumlayacağım. Bu maç son zamanlarda belki izleyeceğimiz en güzel karşılaşma olacak. Gayet kırışmalı geçeceğini düşünüyorum. Teknik anlamda gerçekten üst düzey bir maç olacak. Hani belli bir seviyenin üzerinde olacak. Çok da abartılacak bir şey yok ama güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Şimdi e, Challenger olan Kevin Lerena'dan başlayalım. Kevin Lerena e, bugüne kadarki 29 karşılaşmasının 28'ini kazandı. 14'ünü knockout aldı ve bir mağlubiyeti bulunuyor. O da çok e, uzun zaman önceydi zaten. Burada e, 2014 yılında Johnny Muller'a e, Unanimous Decision'da kaybetmiş. Daha sonra bu kaybettiği boksörü e, yaklaşık bir buçuk yıl sonra knockout etti 10. roundta. Gerçekten hani e, teknik anlamda önemli bir boksör. Bu Fırat Arslan maçını da belki izlemişsinizdir. Ben de onu seyretmiştim. E, Bogdan Dinu'yu knockout etmişti. Ve son olarak da Marius Vah'ı Unanimous Decision'da geçmişti. Şimdi Kevin Lerena'yı hani 3 aşağı 5 yukarı bir alt sikletten hepimiz e, tanıyoruz. Ben gerçi alt sikleti daha fazla yani e, takip etmiyorum. E, ama yine Kevin Lerena oradan hani şampiyon e, bir şekilde geldi aşağılardan. E, ve zaten kilosunu da gittikçe artırıyor ağır siklette. E, gerçekten teknik anlamda önemli bir isim. Yani Daniel Dubois'a göre Kevin tekniğinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunu da zaten vuruş isabetinden vesaire görebilirsiniz. Yumruklarını gayet iyi isabet ettirebiliyor. Ve yakın mesafeden de çok etkili bir isim olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama ağır siklete geçmesi bence çok daha iyi olduğunu ben düşünmüyorum. Ağır siklete geçtiğinde o eski Kevin Lerena'yı göremiyoruz. Çok yavaşladı. Ee, ve bu yavaşlığı da Daniel Dubois'a ben affedeceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi e, Daniel Dubois'a gelelim. Daniel Dubois biliyorsunuz sadece e, Joe Joyce'a yenilmişti. 10. roundda e, işte göz e, den dolayı bir problem olmuştu. Gözünde kırık meydana gelmişti. E, bununla kaybetmişti. O zamana kadar da gayet iyi gidiyordu. Ha Bu karşılaşmayı Joe Joyce'un capları e, ile beraber aldığında unutmayalım ve bu karşılaşmadan sonra da e, zaten e, Daniel Dubois daha dikkatli maç yapmaya başladı ve e, birazcık kendini toparladığını da söyleyebilirim. Özellikle Trevor Bryan karşılaşmasında e, fena değildi gerçekten e, güzel bir maç çıkardı ve rakibini yoraraktan ya daha doğrusu hızlı bir şekilde yıprataraktan düşürdü. Son karşılaşması bu şekildeydi. 6 ay önceydi. Ve bu karşılaşmayla da yükselişe geçmek istiyor. Şu an dünya sıralamasında 17. sırada bulunuyor. Ve Kevin Lerana da 24. sırada. Gerçekten çok yakın bir maç olacak. Daniel Dubois 25 yaşında. Kevin Lerana da 30 yaşında. Şimdi dünya çapında nasıl bu karşılaşmaya tahmin yapılmış ona bakalım. 225 tahmin yapılmış. %92... Daniel Dubois'in alacağını söylemiş. Kevin Lerena'nın kazanacağını da %8'lik bir kesim söylüyor. E, bu %92'lik kesimin %86'sı yani çok büyük bir çoğunluğu Daniel Dubois'in bu karşılaşmayı nakavtla alacağını düşünüyor. Kevin Lerena'nın ise yani onu kazanır diye söyleyenlerin %8'in dilimindeki %59 o da nakavtla e, karşılaşmayı bitirir diye söylemişler. Ki ben de öyle düşünüyorum bu karşılaşma yani neredeyse yüzde yüz nakatla bitecektir. Şimdi yavaştan hani yorumuma gelim daha sonra da maçın saatinden bahsedeceğim. Yani 12 raunt sürecek bu karşılaşma ve bence maçın ikinci yarısında yani ikinci yarısı dediğimiz ilk 6 rounddan sonra yani muhtemelen işte 8, 9, 10. roundlarda ben e, Daniel Dubois'ın Kevin Lerena'yı artık e, durduracağını düşünüyorum. Çünkü Lerena'nın kiloları ona hiç iyi gelmedi. Gerçekten yüksek anlamda onu yavaşlattı. Daniel Dubois da Joe Joyce'dan bir sürü tecrübe kazandı. Ve hani ile beraber e, Kevin Lerena'yı kendinden uzak tutacaktır. Çünkü Lerena'yı az önce bahsettim yakın mesafeden muhteşem yumrukları var. Hatta maçın içerisinde Daniel Dubois düşedebilir. Öyle de söyleyeyim. Çünkü gerçekten Lerena yakın mesafede çok etkili. Ama Dubois problem yaşasa da ilerleyen rauntlarda ben Lerena'yı şey yapacağını, knockout edeceğini düşünüyorum. 8 9 10. rauntlarda. Şimdi karşılaşmanın saatinden bahsedelim. E, biliyorsunuz e, 3 Aralık'ta olacak bu karşılaşma 2 gün sonra yani e, ve freeçi sonra alt kartında olacak ve karşılaşmanın 815 pm diyor tabi bu UK start time İngiltere'de başlangıç saati bizde 23.15'e denk geliyor yani 23.15'ten itibaren hazır olursanız e, Türkiye saatiyle bu karşılaşmayı e, şey yapabilirsiniz izleyebilirsiniz. Ve bu karşılaşmadan sonra zaten ana maç olacak. O da sonra maçı. Onu da çok yakın bir zamanda ben yine yorumunu yapıyor olacağım. Yani yarın paylaşırım. Yani çok yüksek bir ihtimalle. Çünkü cumartesi önemli bir işim var. Bu karşılaşmaların yorumunu da yapacağım. Ardından sizlere bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz... Artık e, uzun bir süre kanalda ben e, aktif bir şekilde olamayacağım. E, ondan dolayı e, sizlere hangi videoların ne zaman tarihte geleceğini e, ben hani videoları çekeceğim tarihlerini de size söyleyeceğim. Siz de oradan e, takip edebileceksiniz. O zamana kadar e, yani yarınki videomuza kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.